Aselsan Sivas 2014 yılında kurulup 2016 yılında üretime geçtikten sonra ilk aşamada yaklaşık olarak 11 personelden şu anda 400'e yaklaşan personel sayısıyla 6 yılda çok ciddi bir büyüme kaydetti. Sektörümüzde daha önceden üretilmeyen birçok ürünü üretmeye başladık. Tabii buradaki önemli nokta sadece cihaz üretimi değil, bunların alt komponenti olan birçok optik ve mekanik birimler de kendi bünyemizde üretildiği için ürünün %100'e varan kısmı millileştirilmiş oluyor. Bu da hem ülkemiz ekonomisi hem de savunma sanayi için gerçekten önemli. Örneğin Aselsan Sivas'tan önce birçok seri üretim maksatlı optik birim yurt dışından alınıyorken şimdi şu anda %95'i Sivas'ta kendi fabrikamızda üretiliyor. Tabii bu ne fayda sağlıyor? Hem bu elektro-optik cihazları zamanında teslim edebilme konusunda bize avantaj sağlıyor. Hem de maliyet etkin olabiliyoruz. Çünkü alt birimlere de kendimiz hakim olabiliyoruz. Yani sıfır noktasından 2016 yılında şu anda 50'ye yakın elektro-optik cihaz, 200'e yakın optik birim, gene yüzlerce mekanik birim kalem anlamında millileştirilmiş oldu. Bunların seri üretimi yapılıyor. Örneğin arkamda gördüğünüz dürbün ailelerinden, piyade dürbünlerinden mesela, komando modernizasyonu kapsamında ordumuza teslim ettiğimiz birim sayısı, adet sayısı 60 binlerin üzerine çıktı. Birçok çeşit işte keskin nişancı dürbünlerimizden bahsedebiliriz. Gene 3000, 5000 mertebelerinde yüksek sayıda yurt içi, yurt dışı müşterilere teslim edildi. Bunun yanında özellikle UGES Sektör Başkanlığımızla, Aselsan UGES Sektör Başkanlığımızla başlatmış olduğumuz tasarım faaliyetleri çerçevesinde birçok gözetleme kamerasının objektiflerini tasarlamaya başladık. Yine Aselsan Sivas bünyesinde tasarlanan tabanca refleksleri, tabancanın üstünde görüyorsunuz, Aselsan'a teslim ettik. Aselsan Özel Kuvvetler birimimize teslim etti. Böylece Aselsan Sivas'a ait kendi tasarım ürünleri de devreye alınmaya başladı. Bu da 6 yıl gibi kısa sürede gerçekleştiği için bence önemli bir merhale. Yani sadece üretim firmasından artık Aselsan'la birlikte farklı kulvarlarda kendi başına da tasarlayan, ürün tasarlayan firma seviyesine çıkmak bu kadar kısa sürede 27 yaş gibi çok düşük yaş ortalamasına sahip çalışan takım arkadaşlarımla birlikte önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Türk savunma sanayi olarak bakarsak bu kadar yüksek adette ürün üretilmesi, seri üretim anlamında diyorum, savunma sanayinde elektro-optik, tabii ki elektro-optik cihaz üretimi anlamında söylüyorum, ilktir. Bu Aselsan Sivas iştiraki ile birlikte birçok ürün kalemini, özellikle komando modernizasyonu projesi çerçevesinde Sivas'ta üretmesi nedeniyle başarılmıştır. Yüksek adetlerde, yani işte biraz evvel söylediğim gibi 60-70 bin civarında bir piyade dürbünü, bu mesela ilk milli tüfeklerimizin de üretilmesiyle böyle bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Bu önemli bir başarı. Sivas'ta genç kadroyla bunları yapmak, bu yüksek adetlere ulaşmak ilk ve önemli bir başarı. Bunun yanında işte mesela Türkiye'nin yerli bir tabanca refleksi yoktu, milli. İşte bu Aselsan Sivas tasarım mühendisleri tarafından gerçekleştirildi. Yerli holografik nişangah yoktu. Yine bu son 2 yılki çalışmalarımızda prototip seviyesine geldi. Yine arkadaşlarımın başarısıdır. Bunun yanında düz periskoplar, yerli üretimi yoktu. İşte yurt dışından alınıyordu. Yine Aselsan Sivas tarafından tasarlanan bu ürünler ilk kez seri üretime geçti ve Türkiye'de çeşitli işte bütün zırhlı araç üreticilerine satılmaya başlandı. Örneğin prizma, yüksek adetli prizma üretimi, litografi, yüksek adetli litografi, bunlar hep yurt dışından tedarik ediliyordu. Yani baktığımızda Aselsan Sivas'ın geçtiğimiz 5 yıl içinde 120 milyon dolara yakın bir büyüklüğü Türkiye'de üreterek Türkiye ekonomisine kattığından bahsedebiliriz. Bunların birçoğu da yeni ürünler. Zaten seri olarak ürettiğimiz hepsi yeni. Özellikle uzak doğudan alınan ürünlerin %95'i millileştirilmiş oldu.